Merhaba, Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalımdan herkese sevgiler ve selamlar. Sizler için harika bir kahvaltılık çörek tarifi vereceğim. İster hafta sonu kahvaltısını hazırlayın, ister sabah kahvaltısına. Çöreğimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Kasemize 1 yemek kaşığı dolusu şeker koyalım. 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 çay bardağı ılık su, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, Çöreğe daha fazla yapmak isterseniz malzemelerini artırabilirsiniz. Bir çay bardağı değil de bir, birer su bardağı koyabilirsiniz. Çırpıcımızda güzelce ne karıştırdık. Şimdi de bir yumurta akını koyalım içerisine. Sarısını üzeri için ayıralım. Üzerini kapatalım. Yumurta sarısının üzeri kabuk bağlamasın. Tekrar çırpıcı ile karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. Azar azar kontrollü bir şekilde ilave edelim. Un kalitesine göre un miktarı değişebilir. 1 tatlı kaşığı tuz koyalım. Spatula ile güzelce toparlayalım. Bu şekilde hamur yoğurması daha kolay oluyor. Kalan unumuzu da ilave edelim. hamurum toparlandı. Su patolayı çıkarıp elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Yumuşacık bir hamur elde edelim. Ele yapışmayan yumuşacık bir çörek hamuru. kasemin kenarlarını sıyırdım. Hamurumuz çok güzel oldu yumuşacık. Bardağımızın içindeki kalan yağı da kasemizin içerisine dökelim. Hamurumuzu üzerine koyalım. Hamurun üzerini streç filmle kapatalım. Bu şekilde daha kolay mayalanacak, daha hızlanacak mayalanma süresi. Streç film yoksa buzdolabı poşette olabilir. İsterseniz bir kapakta kapatabilirsiniz. Üzerini de mutfak beziyle örtelim. Hamurum çok güzel kabardı. Toplamda yarım saatte kabardı. Masamıza birazcık un dökelim. Hamuru masaya dökelim. İçe doğru katlayarak da bu şekilde hamurumuzun havasını alalım. 1 dakika yoğurmamız yeterli bu şekilde. Hamurumuza silindir şekli verelim. Bu şekilde bezeyi ayırması daha kolay oluyor. Önce ortadan ikiye keselim. Daha sonra da küçük küçük bezeleri ayıralım. Toplamda 16 bezeyi ayırdım. Bezelerimizi yuvarlayalım. Bezelerimin büyüklüğü ceviz büyüklüğü, fazla büyük değil. Hazırlarken hiç uğraştırmıyor. Şekli çok güzel. Yapımı da çok kolay. Lezzetli de. Bu tarifi yapıp deneyenler pişman olmayacak. Bezelerimizi tahtanın üzerine aldık. İlk önce birinci bezemizden başlayalım. Yuvarlak bir şekil vereceğiz. Bu şekilde yuvarlayacağız. Oval bir şekil gördüğünüz gibi. Kenarları ince, ortası kalın olsun. Hafiften kalın. Gördüğünüz gibi kenar kısmına bastırıyoruz daha çok. Ortasının kalınlığını görüyorsunuz. Bütün bezelerimi aynı şekilde hazırladım. Yapımı çok kolay. Hiç uğraştırmıyor. Açmayacağız. Sadece bu şekilde yuvarlayacağız. Gördüğünüz gibi hepsini hazırladım. Tahtamın üzerine alıyorum. Tahtanın üzerinde birazcık mayalandıracağım. Üzerini kapatalım. 10 dakika mayalanması yeterli. Şimdi de yağlı kağıdımızı hazırlayalım. Çöreklerimi yağlı kağıdın içerisine koyacağım. Yağlı kağıda tepsiye sermiyorum. Direkt çöreklerimi yağlı kağıdın içerisinde hazırlayacağım. 2 tane yağlı kağıt hazırlayalım. Kenar kısımlarını katlayalım. İçe doğru katlarsak daha iyi olur. Ben önce dışa katladım. Daha sonra da düzelttim. içe doğru katladım. Hamurlarım mayalandı gördüğünüz gibi 15-20 dakika yeterli ortam sıcaksa 10 dakikada yeterli gördüğünüz gibi toplamda 8 tane hazırladım ikişerli ikişerli 8 tane oldu. 4 tanesi bir tarafa, 4 tanesi de bir tarafta. Kendi dramında burgu yapalım. Döndürelim. Yapımı çok kolay, hiç uğraştırmıyor, kafa karıştırmıyor. Ben bu şekil verdim, bu şekilde şekil verdim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz hamurları yağlı kağıdın üzerine alalım. İkincisinin de yapımını daha yakından görelim. Hazırlarken üzerine bastırmayalım. Havası inmesin. Uç kısımlarını sıkıştıralım hafiften. Yağlı kağıdımızın kenarlarını büzüştürelim, büzgü yapalım. Bu şekilde toparlaması daha kolay oluyor. Bir kürdan yardımıyla kapatalım. Diğer tarafında aynı şekilde büzgü yapalım. Kürdan yoksa iple de bağlayabilirsiniz ama kürdan da daha kolay oluyor. Ben yani ikişer tane kürdan taktım. Birer tane açılar deyin. Diğerini de aynı şekilde hazırlayalım. İçe doğru katlayıp kenarlarını büzüştürelim. Büzgü yapalım. kanalımı hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız izlediğiniz ülkeyi şehri belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Tepsi mayası olduktan sonra üzerine bir yumurta sarısı, bir yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Üzerini güzelce sürelim. Bastırmayalım üzerine yumurta sürerken. Havası inmesin. Üzerine çörek otu, susam ne varsa o şekilde serpiştirebilirsiniz. İsteğe bağlı ben susam serpiştirdim. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Pişme süresi 30-35 dakika. Çok güzel pişti. Gördüğünüz gibi altı nar gibi kızardı. Çöreklerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra tahtanın üzerine alalım. Kağıdını çıkaralım. Görüyorsunuz çok güzel pişti. Bu şekilde yapıp soğuduktan sonra dondurucuya kaldırabilirsiniz. Daha sonra da çıkartıp ısıtıp tüketebilirsiniz. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Pamuk gibi oldu. İster kahvaltıya tüketin, ister sabah kahvaltısına, ister pazar kahvaltısına, ister akşam 5 çayında çayın yanına servis yapabilirsiniz. İnce dilimler halinde dilimleyelim. İç dokusuna daha yakından bakalım. Hala çok sıcak, sıcacık, yumuşacık oldu. Evet arkadaşlar, Videomu beğenin, paylaşmayı unutmasın. Beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.